Bildiğiniz üzere kurulamaz denilen bu partiyi kurduk. Seçimlere giremez denilen bu partiyi çok şükür Allah'a seçimlere konarak başarısı sağladık. Grup kurduk. Belki de Türk siyasi hayatında en olumsuz dönemde en büyük başarıyla devleş bir siyasi parti olarak bugün gururla, onurla 3. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabbim bize başarıyı nasip etsin, yar ve yardımcımız olsun. Görünen platformda her geçen gün çizgimiz netleşiyor. Net olan bu çizgimize teveccühte bulunan Türk milleti bizi belirli bir oy seviyesine getirmiş durumda ki iktidarı bu kadar mikrofonu şuna alırız. İktidarı bu kadar ürkütmüşüz ki artık dış baskıları bıraktılar, içimize doğru el uzatmaya başladılar. Evet, biz böyle bir şeyi bekliyorduk. Hem de aylar önceden beri planlandığını, kongre sonrasında da harekete geçileceğini biliyorduk. Çünkü ta il kongrelerinde başlayan bu hareket, özellikle büyük şehirlerde, yansımaları küçük şehirlere de oldu. Hiçbir başarı elde edemeyince bu defa kongreye uzandılar. Ama bizim delegelerimiz çok sağduyuluydu, olayları çok yerinde inceliyordu. İl başkanları izlenimlerini kongre üyeleriyle görüştü ve gereği neyse yapıldı. Alınan sonuç bir türlü hazmedilemedi ki bu defa içimizden kurucular kurulunda yer alan ve kendisini lider olarak gösteren bir milletvekilimiz maalesef basına çıkarak, bir hafta önceden ayarladığı bir televizyon kanalına çıkarak akla ziyan veren açıklamalarda bulundular. Tabii bunun karşılığı hemen verildi ve bu defa da sustu, yerine oturdu. Bu bizim güçlendiğimizi, gittikçe güç kazandığımızı, parlamenter demokratik sisteme dönüş yolunda hızlı adımlar attığımızın göstergesidir. Değerli arkadaşlarım, erken seçim yok yok demelerine rağmen ben inanıyorum ki çok uzun sürmeyecek, mutlak bir seçim süreci başlayacak. Bu sebepledir ki biz hepimiz önümüzdeki hafta pazar günü seçim olacakmış gibi artık hazırlıklara başlamamız lazım. Alınacak sonuç Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasine yönelik geleceğini tayin sonucudur. Eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda çoğunluğu sağlayamazsak, işte ekonomik buhranda yaşadığımız sıkıntılar kat be kat artacak. Belki de bu ülkenin nüfusunun %70'i, %80'i açlık sınırına gelecek. Milli gelirin çok büyük bir bölümünün, %80'lerinin, %85'lerinin bu ülkede yaşayan %5 nüfus tarafından kullanıldığını düşünürseniz, geriye kalan halkın nasıl bir biçarelik, nasıl bir geçim sıkıntısının içerisinde olacağını tahayyül bile edemeyiz. Gelecek günler bu kafayla yönetilen ülkede çok karanlık günler olacak, kötü günler olacak. Ekonomide bugün hazine Merkez Bankası'nın açıklamadığı ama bütçeyle, ekonomiyle uğraşan herkesin bildiği -32 milyar dolar rezervlerle çalışıyoruz. Doları, euroyu belirli bir standarta tutmak için 120 milyar dolar heba edildi. Bu pandemi sürecinde yandaşları 5 tane müteahhidi kurtarmak için hazineyi boşalttılar. Bu ülkenin hizmet sektörünü oluşturan servisçiler, kahveciler, yemekçiler, kuaförler, berberler, düğün salonları, bunların nasıl geçildiğini, bunların evine ekmek nasıl götürdüğünü bir nebze olsun düşünmeyen,
bu iktidar ilk sandıkta dersini mutlaka alacaktır. Ben bundan eminim. Bu sebepledir ki çıktığımız bu yolda asla taviz vermeden korkularını aşmış bir yürüyüş olarak, bir siyasi parti olarak hiçbir engelin önümüzde duramayacağını olan inancımla yarından itibaren yeni bir seçime hazırlanmak üzere Allah yolumuza açık etsin. Kuruluşumuzun 3. yılını Rabbim hepimize hayırlı uğurlu etsin. Yolumuz açık olsun. Başarı kendiliğinden gelecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sağlık. 3. yıl dönümü inşallah vatana, millete ve bütün partili arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olur. İnşallah gelecek bizlerin kuracağı, vatanını seven milletler, vatanını seven arkadaşların kuracağı bir gelecek olacaktır. Başkanım zaten ülkemizle ilgili bütün dert ve sorunları kısmen de olsa değindi, aktardık. Bugün bayramımız olsun. Bugün kutlu yürüyüşümüzün 3. yıl dönümünü hepimize mübarek olmasını diliyorum. Sağ olun.